Murat, koşturma oğlum, terleyeceksin. Alo. Mukaddes Hanım. Evet. Ben Perihan Yaşaran. Ben sizden kimseyle konuşmak istemiyorum. Beni dinler misiniz lütfen? Dinlemiyorum lütfen. Kapatıyorum. Mukaddes Hanım. Siz bana geldiğinizde ben böyle yapmadım. Sizi evime aldım. Dinledim. O zaman durumlar farklıydı ama. Yargıya intikal etmiş bir mevzu artık bu. Mukaddes Hanım. Ben Yaşaran soyadımla aramıyorum. Bir anne olarak arıyorum sizi. Bu dava devam ederse çok can yanacak. Bak hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz sen. Kimin canı yanacak be? Ne demek istiyorsunuz? Tehdit ediyorsunuz siz beni. Sizi tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Bu davayı kazanmanıza imkan yok. Hadi oradan be. Niye yokmuş? Göreceksiniz bak. Tutuştunuz şimdi değil mi? Diyelim ki Fatma Gül söylediklerini ispat etti. Böyle bir şeye imkan yok ama diyelim ki oldu. O zaman sizin durumunuz ne olacak? Tuttuğunuz avukat bunu size söyledi mi? Bugüne kadar yaptıklarınız ne olacak? Hakim delilleri kararttınız, yalan söylediniz demeyecek mi? Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Fatma Gül kendini nasıl savunacak? Neden sustun? Yengem yüzünden demeyecek mi? Hiç de bile. Bizden para aldığınızı söylemeyecek mi? Kasabadaki evi de söyle. Olaydan aylarca sonra yaptığınız satış var. Yaşaranlara sattınız evinizi, mandıranızı. Biz Yaşaranlara satmadık. Münir kandırdı bizi. Siz öyle söylüyorsunuz. Hakim, madem bu kadar kanlı bıçaklıydınız, evinizi niye sattınız demeyecek mi? Satışta bile sizin imzanız var Mukaddes Hanım. Kapatıyorum ben, konuşmak istemiyorum. Onlar ilk önce sizi gözden çıkaracaklar. Hayır. Evet. Göreceksiniz. Sizi de hapse attıracaklar. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz be? Hapse attıracaklarmış. Ölüyorsunuz korkudan değil mi? Bizim kazanacağımızı bildiğiniz için bu oyunlara başladınız zaten. Doğru söylediğimi biliyorsun. Hayır efendim. Fatma Gül ne derse desin ben onun yanında olacağım. Anladın mı beni? Beni de daha fazla rahatsız etme. Vallahi söylerim savcıya. Yeter be. Manyak ya. Murat koşturma sen de, otur bir yere artık. Ağzınıza sağlık hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Allah kabul etsin. İyi günler. İyi günler. Hafifledim vallahi. Aylardır gelememiştik, iyi oldu. Eskiden her hafta gelirdik biz, her hafta. Ama kimler tabii, nasıl geleceksin? Merhaba. Merhaba. Geldi Kerimler. Aa, gelmediler daha. Ha. Şöyle bol limonlu, taze naneli bir limonata içer miyiz? İçeriz vallahi. Mukaddes Hanım. Yok yok, ben içtim daha önce, sağ ol. İyi, ben söyleyeyim o halde. Tamam. Size bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Şimdi şeyde, mahkemede ya da daha önce herkes hikayeyi anlattı ya. Kerim de söyledi, Fatma Gül de bir şeyler anlattı. Hı. Ama daha detaylı anlattıklarında diyorum. Beni de soracaklar ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Söyledim şimdi, yapacaklar. İyi, iyi. Evet, her şeyi söyleyecekler. Hayır, şey diyorum. Hakim benim iyi niyetimi anlayacak mı bakalım? Ya yalan ifade verdiğinde adaleti yanılttım falan derse? Öyle şeyler duyuyoruz. Evet. Hayır, benim durumum ne olacak onu soruyorum. Yani ceza alır mıyım diyorsun? Hı hı. Almam da. Sonuçta ne yaptıysam Fatma Gül için yaptım. Onu korumak için yaptım ben. Yani şimdiden bir şey söylemek zor. Bilemiyorum, hakimin takdiri. Yani biz durumu anlattık, diğer tanıkları da konuşturmaya çalışacağız. Ha tabii siz de bu arada bütün bildiklerinizi hiçbir şey atlamadan anlatacaksınız. Ama eksik bırakmadan, yalan söylemeden, tamam? Yani şu anda en önemli şey Fatma Gül'ün durumu. Anladım. Yani Fatma Gül'ün yaşadıklarını tam olarak anlatmamız lazım. Bu her şeyden önemli. Tamam tamam, anladım.
Zaten bunda bir tereddüt yok Kadir Bey. Biz bunu Fatma Gül'e borçluyuz. Öyle değil mi Mukaddes Hanım? Fatma Gül yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen, sebebi her ne olursa olsun ona çektirdiklerine rağmen senin yanında oldu. Bu eve tekrar dönebilmen için çok çabaladı. Daha yeni. Tamam canım, kendi durumunu soruyorum. Sormayayım mı yani? Tabii ki de ceza alsınlar. Çok önemli bu. Fatma Gül de önemli. Biliyorum ben zaten. İyi, mesele yok o zaman. Bana da mı söyledin? Soğuk soğuk içilir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Efendim? Açsana. Benim ben. Ne oldu? Canım sıkıldı, konuşalım biraz. Banyoya girecektim. Girersin banyoya. Oturamazsın, çık gel. Ben ümidi kestim yavaş yavaş bu avukattan ha. Neden? Baksana, bilmiyorum, sanmıyorum. Adamın ağzından net bir şey çıkmıyor. O olay yerine seni bir kere götürecekler bak gör. Allah'ın emri. Konuştuğum psikolog gerek yok dedi. Ben anlattım her şeyi zaten, Kerim de anlatacak. Ha öyle kalacak sanıyorsun, ne oldu? O mahkemede neler gelecek başımıza bak gör. Nasıl didik diyecekler bizi. Bayrak gibi ortalığa açılacağız ha. Hadi tamam, ben banyoya gireceğim. Öf be Fatma Gül. Nereden şikayetçi oldun? Ne güzel her şey unutulmuştu. Güzel güzel işine gidiyordun. Sınavına hazırlanıyordun. Bak çalışamıyorsun şimdi. O da kalacak. Kalmayacak. İşe de gideceğim, sınava da gireceğim. Ha, moral bulursan girersin tabii. Şöyle bir şey olsa da bu dava dursa. Vazgeçsen mesela. Allah'larından bulsunlar de vazgeç. Ne olur kapansın şu olay. Ne diyorsun yenge? Ne diyorsun sen? Niye vazgeçecekmişim? Senin için söylüyorum salak. Söyleme. Konuşma artık bunları bende. Bozmayın sinirlerimi. Allah Allah, benim söylediğimle sinirim bozuluyorsa böyle acaba mahkemede ne olacaksın? Yandın kızım sen o zaman. O yaşaranlar nasıl kuyular kazacaklar önümüze? Ne yılanlıklar yapacaklar? Bak göreceksin. Onlar kendi başlarına gelecekleri düşünsünler. Hiçbirinden korkmuyorum ben. Ne oldu? Sinirleri çok bozuk bunun. En çok da sana kızıyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bu işi tekrar başına açtığın için sinir oluyor sana. Ne var? Açar mısın? Hayır, rahat bırakın beni. Tamam, bir konuşalım. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Gidin birbirinizle konuşun. Kimse konuşmasın benimle. Buradaydık. Harun
Doğan Yaşar'a hap vermişti bize. İçkiyle beraber hap içtik. Sonra her şey bir anda bulanıklaştı. Buradaki her şey bulanıklaştı. Zaten o geceyle ilgili her şey bulandık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.